Yarından itibaren Washington yine hareketli olacak NATO zirvesiyle ilgili ve bu figürde de olduğu gibi Beyaz Saray'da kim olacak Kasım ayından sonra diye de zaten seçim çalışmaları da devam ediyor. Haber birçok şeyi anlattı ama yarınki NATO zirvesi, NATO zirvesinde yine Biden'ın ne yapıp yapamayacağı, nerede donar kalır, nerede isim şaşırır, nerede farklı yerleri selamlar diye de bir yandan çok bakılacak. Zaten artık çok sıklaştı. Eskiden 6 ayda bir böyle feci durumlarla karşı karşıya kalıyordu Biden. Artık hastalığı her neyse ya da sadece yaşlılıktan bile olsa gerçekten de hemen hemen her hafta bir ya da iki tane benzer durup kalma, şaşırma ya da hareket etmeme halini görür hale geldik. Şimdi biz Beyaz Saray'ın hemen önüne Saadet Çelikçi'ye uzanalım. Çünkü o hem NATO zirvesini hem bir yandan yaklaşan başkanlık seçimleriyle ilgili atmosferi aktarmak üzere Beyaz Saray'da bizi bekliyor. Söz sende Saadet Çelikçi. Joe Biden 27 Haziran'da Trump'la karşı karşıya geldiği televizyon programındaki zayıf performansından sonra Biden'ın durumuyla ilgili tartışmalar sürüyor. 81 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı ve uzun yıllardır sağlığı ve yaşıyla ilgili sorunlarla, tartışmalarla da karşı karşıya. Her ne kadar sağlığıyla ilgili bir sorunun olmadığını söylese de zaman zaman, özellikle bu hafta, yine bir kez daha bir programda dondu kaldı. Bir kilisede katıldığı programda Pensilvanya'da 25 saniye dondu Biden ve 40 yıldır temsil ettiği eyalet Delaware'da, Philadelphia'da dedi. Tüm bunların ardından kendi partisi içinde de endişeler başladı. Her ne kadar Biden'ı Demokrat Parti içinde destekleyenler olsa da Demokrat Parti'nin temsilciler meclisi üyeleriyle yapılan bir toplantıda Biden'ın başkanlık için uygun olmadığı kanaati verildi ki bu kanaati getirenler arasında temsilciler meclisinde çeşitli komisyonlarda başkanlık yapmış Demokrat Partili isimler de vardı. Biden bugün kongredeki demokratlara bir mektup yazdı. Çekilmeyeceğini söyledi mektupta. İnsanların endişelerine gözlerimi kapamadım ama Trump'ı yenecek en iyi kişi olduğumu düşünmesem bu yarışa katılmazdım dedi Biden. Ancak zaman zaman birçok programda donup kaldığını görebiliyoruz. Özellikle geçtiğimiz günlerde de Demokrat Partili valilere 8'den sonra program yapmayacağını, daha fazla uykuya ihtiyacı olduğunu söylemişti Biden. Tüm bunlar da aslında endişeleri artırıyor diyebiliriz. Yine anketlere bakıldığında da Biden'ın başkanlık için uygun olmadığı görüşü var. Anketlerde de özellikle 27 Haziran'daki zayıf performansının ardından anketlerdeki durumunda değiştiğini söyleyebiliriz. Yarın NATO zirvesi olacak. Tüm bunlar seçimin gölgesinde olacak. Yarın NATO Liderler Zirvesi'nin 75. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak zirveye. Amerika Birleşik Devletleri saatine göre saat 11'de, Türkiye saatine göre ise saat 6'da Washington'da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki ne mesaj verecek NATO'ya? Gündemde neler olacak? NATO'nun gündemi bir kez daha 3. yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Zirvede Ukrayna'nın NATO'ya katılma süreci görüşülecek ve bu süreçte izlenebilecek yol haritası konuşulacak, destekler konuşulacak. Erdoğan arabuluculuğu adımlarını bir kez daha hatırlatacak zirvede ki Astana zirvesinde de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO zirvesinde de Putin'le yüz yüze görüşmüş tek lider olarak katılacak ve NATO'da zirvede arabuluculuk konusunda atılacak adımlarda konuşulacak. Yine ikinci ve üçüncü gündem maddesi de NATO'nun terörle mücadele ve elbette 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Filistin olacak. 7 Ekim'den bu yana sürdürülen İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konuşulacak ve Türkiye'nin güvenliği konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılmasının yanı sıra devlet başkanlarıyla da birebir görüşmeler yapacağını da biliyoruz diyelim ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı 3 gün sürecek diyelim ve sözü Washington'dan size bırakalım.